Kıymetli arkadaşım, geleceğin fakültelisi ve geleceğin memuru. Yine yepyeni bir videoda karşındayız. Sınav tarzında sorular, 3 bölüm şeklinde bizim problem kampında kullandığımız kitapta yer alıyordu biliyorsun. Ve bu kalan 3 günde bunları çözerek problemler kampımızda bu hafta vedalaşacağız. Ondan sonra da kalan konularımızı tüm hızıyla bitireceğiz. Ki ondan sonra bolca tekrar yapalım. Ve kamplarla, tekrarlarla, sınava çok net ve çok kararlı adımlarla birlikte yürüyelim istiyoruz. Şimdi ilk sorudan başlayalım. İlk soruda şöyle bir küçük bir düzeltme yaparak başlayalım. Değişik kalkmış olacak. Neymiş peki soru? Hemen bakalım. Bir sayının asal çarpanlarının ayrılması aşağıdaki yöntem yapılmaktaymış. Örneğin K sayısı için mor ve turuncu renk verilmiş buraya. Mor ve turuncu renk ile gösterilen şekildeki kutular iki farklı asal çarpanı temsil etmekteymiş ve bu asal çarpanlarla elde edilebilecek sayılardan biri de K sayısıymış. Her bir rengin farklı bir asal çarpanın temsil ettiği üç farklı model gösterilmiş. 16 2 üzeri 4. o halde e, bir tane asal çarpanı var yani. Turuncunun ederi 2'ymiş. 48 kere 5 yani 2'nin küpü çarp 5. Turuncu 2 ise demek ki mavi 5'miş. E, 45 ise 3'ün karesi çarpı 5. Mavi 5 ise demek ki 3'ün karesinden dolayı yeşil de burada 3'müş diyebiliriz. Şimdi yeşil 3 ise mor ne olabilir bilmiyorum ama bu modelleme de bulunan A sayısı hangisi olabilir diyor. İçinde 3 asal çarpan olacak. mor olduğu için 2, 5 olmayacak. ve 2 tane asal çarpan olacak. Bakalım. 20 içinde 3 asal yoktur. O yüzden olamaz zaten. 30, 2 kere 3 kere 5'tir. Evet içinde 3 var ama 2 ve 5 de var. Ben morun 2 ve 5 olmadığını biliyorum sadece. Çünkü turuncu 2'ydi. Mavi de 5'ti. 48 de 3 çarpı 2'nin karesi. 2 üzeri 4 pardon. E, 2 değil dedik zaten az önce. Bu da 3 kare çarpı 7 biliyorsunuz. O hal 3'ün yanına 2 ve 5 olmayan bir çarpan lazım bize. O da 7 olabilir. Demek ki cevap burada ne gelecek? D şıkkı gelecek. Burada e, kitapta basılı olarak da Ceyhan'ı vermişiz. Orada bir hata olmuş. Onu da belirtelim. Ve gelelim 2'ye. Burada da üç farklı sembol var ve bu sembollerin değerleri verilmiş. Diyor ki üçgenin ederi içine yazılan sayının asal çarpanlarını topluyormuş. Altıgenin ederi yine içine yazılan sayının çarpan sayısını gösteriyor. Bu dikdörtgenin ederi de içindeki altıgen ve üçgenin içine yazılan üçgen sembolünün değerini ve altıgen sembolünün değerini çarpıyormuş. Örnekte de vermişiz. 35'in asal çarpanları 5 ve 7 olduğu için bunu toplamış. 12 yapmış. 12, 2 tane asal çarpanı var biliyorsunuz. 2 kare çarpı 3, 2 tane asal çarpan olduğu için 2 bu. Ve şu ifadede 12 ile 2'yi çarpmış. Ederi 24 olmuş. Hemen bakalım. Şimdi 30'a baktığımız zaman bu mantıkla 30'un asal çarpanları 2 kere, 3 kere 5, 30 biliyorsunuz. Toplamı 10 gelir. 20'yi altıgen içine attığında 20'nin asal çarpan sayısı 2'nin karesi çarpı 5 olduğu için 2. O halde bu 1'i 11 2 olduğu için bunları çarpma anlamına geldiğinden dolayı cevap ne olacak? 20 olacaktır. Üçüncü sorudayız. Aşağıda algoritması gösterilen bir bilgisayar programı programa girilen sayının her bir adımda karesini almaktaymış. Örneğin sayı giriyoruz karesini alıyor birinci adımın sonuna geliyor. Sonra tekrar karesini alıyor. İkinci adım sonu karesini alıyor derken bu programa bir sayı giren ümit birinci adım sonunda 9 sayısını elde etmiş. Şimdi karesini alıp 9'u elde ettiğine göre demek ki bu neymiş? 3'müş. O halde kaçıncı adım sonunda e, 81 üzeri 16'yı elde eder diyor. Şimdi birinci adım sonunda 3'ün karesi e, sonra bir daha karesini alırsak 3 üzeri 4 gelecek. Bir daha karesini alırsak 3 üzeri 4'ün karesinden 3 üzeri 8 gelecek. 81 üzeri 16'yı 3 üzeri türünden ifade edelim. 3 üzeri 4'ün 16. kuvveti esasında nedir burada 3 üzeri 64'tür. Devam edelim. Bu üçüncü adım. Dördüncü adımda 3 üzeri 8'in karesinden 3 üzeri 16 gelecek. Beşinci adımda 3 üzeri 16'nın karesinden 3 üzeri 32. Ve altıncı adımın sonunda 3 üzeri 32'nin karesinden 3 üzeri 64 gelecek. Yani cevap burada ne olacakmış? Altıncı adım olacakmış. Geldik 4'e. A sıfırdan farklı ve M ve N birer tam sayı olmak üzere. Burada üstü ifadelerde çarpma, bölme ve üstün üssü kurallarını hatırlatmış soru bize. Geometri tahtası bir zeminin üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşur demiş. Aşağıdaki şekilde bir zemin üzerine 2 üzeri 3 yani 8 santimetre aralıklarla yerleştirilen çivilerle oluşturulan geometri tahtası ve bu tahtada oluşturulan geometrik şekil gösterilmiş. Maviye boyalı geometrik şeklin çevresi soruluyor. Şimdi burada 8 ise o halde burada kaç tane kenar var sayacağız. Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane kenar ve, ve her bir 8'er santimlik. Hale bunun çevresi 2 üzeri türünden sorulmuş. Bu 2 üzeri 4. Bu da 2 üzeri 3 zaten. Çarptığımız zaman 2 üzeri 7 imiş bunun çevresi de. Bunu da bize soru göstermiş oluyor. Beşinci sorudayız. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B, A kare B eşittir demiş. Üç farklı kare vermiş ve diyor ki yukarıdaki görselde farklı boyutlardaki kareler ve alan büyüklükleri gösterilmiş. Ayşe bu karelerin çevresini iple bir sıra çevirecek. Ayşe'nin bu iş için kullanacağı iplerin fiyatı satın alınan uzunluğa göre değişmekte. Aşağıdaki tabloda her ipin fiyatları gösterilmiş. Örneğin sarı renkli ip 10 kök 2 metreden az olursa metresi 4 lirayken 10 kök 2 kadar ya da fazla olursa 3 liraya düşüyormuş. Bakalım sarının bir kenarına x desek x kare 72 metre kare ise x burada kök 72'dir tabii ki. O da 6 kök 2 yani bir kenar 6 kök 2 ise o halde çevresi ne kadardır? 24 kök 2 metredir. Ve bunun sonuçta 10 kök giden fazla çıktığı için metresine 3 lira vereceğiz. Yani buradan 72 kök 2 lira çıkacak. Diğerine bakalım. Bunun bir kenarı y diyelim. O halde y kare buradan 8 olur. y de kök 8 olur. Yani kök 8'den ne olacak? Y, 2 kök 2 imiş. O halde çevresi bunun 4 katı tabii ki. 4 kere 2 kök 2'den 8 kök 2. Bu az çıktı. 10 kök 2'den o halde 5 lira vereceğiz. 8 kök 2 çarp 5'ten burada vereceğimiz para toplam para ne olacak işte? Ee, 80, şey 8 kök 2 çarp 5'ten 40 kök 2. Diğerine bakalım. Bunda bir kenarına z diyelim. Z kare demek ki neymiş? 128. Bu durumda z kök 128 olur ki yani buradan ne gelecektir? 8 kök 2. Çevresi tabii ki bunun 4 katı 32 kök 2. Bu da 10 kök fazla olduğu için 5 liradan alacağız. 5 ile çarpacağız. Buradan da 160 kök 2 geliyor. Toplamı 272 kök 2 liraymış. Ödenen ücretin bunu bulmuş olacağız. Ve geleceğiz 6'ya. Bir şehir planlamacısı aşağıda gösterildiği gibi bir kenarı x metre olan kare biçiminde bir oyun parkı planlamış. Ancak daha sonra bu parkın içinde ara sokak ve ana cadde için sırasıyla 4 metre ve 8 metrelik şeritleri ayırmak zorunda kalmış. Buna göre birinci planda planlanan oyun parkının alanının ikinci planda planlanan oyun parkının alanından kaç metrekare fazla olduğunu gösteren cebirsel ifade sorulmuş. Bakalım hemen. Şimdi şurası ne kadar ona bakalım. Burası 8 metre olduğu için şurası x eksi 8 metredir. Ve e, burası aynı şekilde 4 olduğu için burası x eksi 4 metredir. Buraya baktığımız zaman şurayı hesap edelim önce. Burası 4 çarpı x eksi 8 kadar. 4 çarpı x eksi 8 kadar şu kısımda şu dediğimiz şöyle tarayarak göstereyim. Burası da şu kısım zaten tamamı x olduğu için e, x çarpı 8 yani 8x kadar olmalı. Şimdi burada ne kadar bir durum var? 4x eksi 32 var. Burada da 8x var. Toplamı 12x eksi 32 e, metre kare. Ki buradan baktığımız zaman Zaten bu aradaki fazlalığı ifade ediyor. Çünkü ilk durumda bunlar oyun parkı iken sonrasında caddeye dönüşmüş. O fazlalık kadar bir arada fark var. O da zaten 12x 32 çıktı. Bunu da buradan bulmuş oluruz. Ve geçeriz 7'ye. Bura sahip olduğu farklı yükseklikteki 5 kutuyu aşağıdaki gibi dizmiş ve kutuların yükseklikleri arasındaki boy farkları birer santim imiş. Kırmızı ve mavi kutuların toplam yüksekliği, yeşil mor ve turuncu kutuların toplam yüksekliğine eşit bir zaten görüldüğü gibi. En küçük ve en büyük kutuların yükseklikleri toplamı 12 santimetre. Şimdi birer santim ise o zaman x, x artı 1, x artı 2, x artı 3 diye şöyle yazalım hepsini. x artı 4. En büyük ve en küçük 12 santim ise bununla bunun toplamı 12 santim ise 2x artı 4'ün ederi 12 santim olur. x de buradan 4 çıkar. Ayrıca burası 4, burası 5, burası 6, burası 7, burası da 8. Kırmızı ve mavi kutular soruluyor. Şimdi şöyle bakalım toplamı ne kadar bunların hepsinin? E, 30 santim. 30 santim ise ve bunlar eşitse, yarı yarıya ise kırmızı ve mavi kutuların toplamı ne olacaktır? Tabii ki yüksekliği 15 santim olacaktır. Geldik 8. soruya. Aykut 600 kilometrelik bir yolculuğa başlamadan önce yakıt deposunu tam olarak doldurmuş. Aşağıdaki tabloda yol bilgisayarına görünen iki farklı bilgi verilmiş. Kalan yol 450 kilometreyken 600 kilometrede başlangıçta yani 150 kilometre yol gittiğinde 41 litre kalmış. Sonra 200 kilometre kaldığında yani arada bir 250 kilometre daha olduğunda 26 litre kalmış. Şurada bir 250 kilometrelik yol alındığında ne kadarlık bir yakıt azalışı oluyor? 15 litrelik yakıt azalışı oluyor. O halde her 250 kilometrede 15 litre yakıt harcıyormuş bu araç. Yolculuğun sonunda aracın deposta kalan yakıt soruluyor. Şimdi 200 daha gidecek sonunda. 250 kilometrede 15 harcar ise 200 kilometrede ne kadar harcar? Bunu bulacağız. Burada 50 ile sadeleştirelim. Burası 5, burası 4 olur. 5'e 15 ise 4'e 12 gelir. Yani bir 12 daha harcayacağız. Bir 12 daha harcayacak olursak 26-12'den aracın deposunda kalacak olan burada ne gelecek? 14 litre gelecek. Ve geldik bu testin son sorusuna. Mehmet kalınlığı 2 santimetre olan tahta levhalarla bir çerçeve yapıp bu çerçevenin içini tam dolduracak şekilde alanı 100 santimetre kare olan kare biçimde bir fotoğraf koyuyor. Şimdi 100 santimetre kare ise alanı ve bu bir kare ise bir kenarı 10 santim diyebiliriz. O halde bu boydan boya 12 cm'lik bir 14 santimlik pardon bir esasında yeni bir büyük kareymiş. Çerçeve ile beraber. 2 santim sağdan 2 santim soldan kenarlardan pay var. Diyor ki bu çerçevede A noktasının yerden yüksekliği B noktasının yerden yüksekliğinin 2 katından 146 santimetre eksikmiş. Şu şurası yer. Şöyle şöyle gösterelim siyahla. Şurası yer. Bu kısım x desek şu A'nın yani şöyle B'nin yerden yüksekliği x desek A'nın yerden yüksekliği bir 14 santim daha fazla. Çünkü aradaki fark 14'tü. X artı 14 kadar. Ve de demiş ki A'nın yüksekliği yerden yüksekliği yani bu X artı 14. B'nin yerden yüksekliğini yani X'in iki katından 146 santim eksikmiş. Yani 2X eksi 146 eşit. Buradan X'in nedeni ne olacaktır? Tabii ki 160 olacaktır. Biz ama A'nın yerden yüksekliği soruluyor. X 160 ise A'ya bir 14 daha ekleyeceğiz. 174 santim olacaktır diyeceğiz. Evet, bu soruları da bu şekilde çözmüş olduk. Diğer testleri de toparlayacağız. Bu esasında birazcık tabii az soru sayısı çözdüğümüz ama size işte biraz hani e, kalan kısımları halletmeniz gereken, eksik gördüğünüz problemlerle alakalı çözemediğiniz kısımları da çözmek için biraz nefes almalık bir zaman dilim bırakıyoruz bir hafta. Daha sonra önümüzdeki hafta çünkü problemlerden ayrılacağız. Yeni konulara erken açacağız. E, o kısımda, e, bundan dolayı bu süreyi iyi değerlendirmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Pek çok iyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun.